Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda doğrunun analitik testlerine başlıyoruz. Yani 12. bölümde 5. testteyiz ve öğreniyorum testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. A3 e 4 ve b 4 e 2 noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir? 2 noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. Yani eksi 2 eksi eksi 4 yani artı 4 yaptı bölü x'ler farkı da 4 eksi 3'tür. O zaman bu ne yaptı burası? 2 bölü 1'den 2 yapar. Cevabımız böylelikle 2 oldu. Yani birinci soru Akçay oldu. Geldik ikinci soruya. A 2 e 4 noktası başlangıç noktası ile birleştir birleştiren doğrunun denkle başladıklarından hangisidir? Arkadaşlar A 2 ye 4 noktası A 2 ye 4 noktasını başlangıç noktasıyla yani 0'a 0, 0 noktasıyla birleştiren doğrunun denklemi isteniyor. Evet bu doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Tabi bu sonsuza kadar gidiyor. Öncelikle doğru denklemi yazmak için ne yapacağız? Kendimize iki soru soracağız. Bir eğim iki nokta. Eğim dediğimiz y'ler farkı. Eğim dediğimiz y'ler farkı. 4 eksi 0 bölü x'ler farkı. 2 eksi 0'dan kaç çıktı? 4 bölü 2'den 2 çıktı. Eğim belli. Nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Ama direkt ben arkadaşlar orijinden geçen bir doğrunun denklemi y eşittir mx şeklinde değil midir? Aynen öyle. Çünkü başlangıç noktasından geçen bir doğru Sabit sayısı olmayacak. M'yi de 2 bulduk. O zaman doğru. Y e eşittir 2x doğrusu yapar. O zaman cevap C han oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. A noktasından geçen ve 1 bölü 3 olan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Zaten doğru denklemi yazmak için kendime iki sorusu, soru, kendimize iki soru soruyoruz. 1 eğim 2 nokta. Eğim M noktada x0 y0 M çarpı x eksi x0 eşittir y eksi y0 şeklinde oluyordu. O zaman burada M dediğimiz 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x x eksi eksi 2 yani x artı 2 yaptı. Eşittir y eksi 1. E buradan 1 ile buraya çarptığımızda x artı 2 eşittir 3 ile de karşı tarafı çarptığımızda 3 y eksi 3 yapar. Buradan genelde x'in katsayısı sayısı artı olan şıklarda oluyor. Da hepsini sol tarafta toplayalım. x eksi 3 y artı 5 eşittir 0 mı yaptı? Evet cevap böylelikle balık esir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Dördüncü soruda bu nokta bu doğrunun üstündeymiş. Evet 1 nokta 1 doğrunun üstündeyse denklemde denklemi sağlar. Yani denklemde yerine yazacağız. Evet x yerine n artı 4 yazacağız. Yazalım bakalım. Y yerine de 2n eksi 6 yazacağız. Y yerine 2n eksi 6 yazarsam 2n eksi 6 eşittir. X yerine de bu n artı 4 yazacağım. E buradan da n neye eşit oldu? 10'a eşit oldu. Zaten bizden de bu isteniyor. Dördüncü soru akçay oldu. Geldik 5'e. Bu doğrunun eğim açısı 135 derece olduğuna göre arkadaşlar eğim açısı 135 ise eğim dediğimiz tanjant 135 tanjant alfa. Tanjant 135 de eksi tanjant 45'e eşittir. Tanjant 45 de nedir? 1'dir ama eksi 1. Önde eksi olduğundan dolayı. Peki sonrasında bunun eğimi neydi? Bu şekilde verilen doğrunun eğimi eksi a bölü b'di ya da eksi x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısıydı. Yani bu eksi 5 bölü k'ya eşit olmak zorunda eksi 1 eksi 5 bölü k'ya eşitse K da buradan ne gelir? 5 gelir. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Bu doğru x eksenine paralelse x eksenine paralel bir doğru. Şöyle bir doğru değil mi arkadaşlar? Y eşittir k şeklinde. X'li bir terim olmayacak. X'li bir terim olmaması için k artı 2'nin ne olması lazım arkadaşlar? 0 eşit olması lazım. O zaman k da 2'ye eşit olacaktır. Yani 6. soru denizli oldu. Geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde D doğrusu x eksenine negatif yönde 150 derecelik açı yapmaktaymış. Yani şurada kaç kaç derece? 30 derece. A noktası eksi 9'a 0 verilmiş. D doğrusunun apsisi apsisi 6 olan noktanın ordinatı nedir diye soruluyor. He. Apsisi 6 ordinatı nedir diye soruluyor. Şimdi burada bu doğrunun denklemini yazmalıyız arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun denklemini yazarken ister eğim belli bir noktası belli doğru denklemden gidebilirsin. İstersen şimdi burası A eksi 9 a şey noktası ya burası 9. Burası da 60'a. 60'ı karşı 9 30'un karşısı nedir? 9 bölü köküçten 9 bölü köküçten köküç eşliğinde çarparsam 9 köküç bölü 3'ten 3 köküç yapar. Evet buradaki nokta çıktı mı çıktı. Burası yukarıda 3 köküç birim yukarıda. Burası da ne? Eksi 9 noktası. Eksenleri kestiği yerler belli ise, direkt denklemi daha rahat bir şekilde yazıyoruz. X bölü eksi 9 artı Y bölü 3 köküç eşittir kaç olacak? 1 olacak arkadaşlar. Sonra D doğrusu üzerinde apsisi 6 olan noktadan bahsediliyor. Apsisi 6. Hani 6 virgül K noktası diyelim. Bunun ordinatı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu 6 virgül K denklemi sağlar mı? Sağlar. E o zaman denklemde yerine yazalım. X yerine 6 yazalım. 6 bölü 9 artı Y bölü yani K bölü 3 kök 3 eşittir 1 ya. Şimdi burada burası 6 bölü x 9 yani 2'ye 3'e bölsen 2 3'e bölsen 3. Bu eksi 2 bölü 3 yaptı. Öbür tarafa artı 2 bölü 3 diye geçti. K bölü 3 kök 3 eşittir. 1 artı 2 bölü 3. Bak 1 artı 2 bölü 3. Çünkü burası eksi 2 bölü 3. 1 artı 2 bölü 3 de kaç yapıyor? 5 bölü 3 yapıyor. 5 bölü 3 oldu. Şu üçler sadeleşti. Işte. K da böylelikle kaç çıktı? 5 kökü çıktı. Bu işler dışarı yapınca. Yani cevap böylelikle çıktı arkadaşım? Ceyhan çıktı 7. soruda. Geldik 8. soruya. Köşelerin koordinatı ABC olan ABC üçgenin ağırlık merkezi bu doğru üstündeymiş. Ağırlık merkezi neydi arkadaşlar? Apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. Yani 2 artı 0 artı eksi 5 bölü 3'e. Sonra 5 artı 3 artı eksi 2 bölü 3. Yani G ağırlık merkezi ne oldu arkadaşım? Eksi 3 bölü 3'ten eksi 1'e. 8 6 bölü 3'ten 2 noktası yaptı. Evet bu nokta neredeymiş? Bu doğru üstündeymiş. Bir nokta doğrunun üstünde ise denklemi sağlar. Hadi koy yerine o zaman. X yerine eksi 1 koyalım. Eksi M çarpı eksi 1 artı 6 çarpı Y. Y yerine de 2 yazacağım. Eksi 7 eşittir 0 olmalı. Buradan M yaptı burası. 12 eksi 5 artı 12 eksi 7 artı 5 yaptı. Öbür tarafa da eksi 5 diye geçti arkadaşım. Yani M'yi böylelikle eksi 5 bulduk. Yani cevap 8. soruda C han oldu. Geldik 9. soruya. Dik koordinat sisteminde A, B, C ve D noktaları verilmiş. Bu dörtgen aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Hmm. Şimdi dikkat edin hep A, A'dan ve C'den geçen şeyi çizmişler arkadaşlar burada. A'dan ve C'den geçen dörtgen çizmişler. Şimdi A kaça kaç? 1'e 1. Bir. Sonra bir de C'ye bakalım. C'de 5'e 5. Beş. Arkadaşım A ve C'den geçen doğrunun eğimi ne olması lazım? Y'ler farkı. 5 eksi 1 bölü x'ler farkı. 5 eksi 1. 4 Dört bölü 4'ten 1 yapacak. Yani eğimi 1 olan doğru denklemini arayacağız arkadaşlar. Eğimi 1 mi? Evet. Eğimi 1 mi? Evet. Eğimi 1. Eğimi 1. Eğimi 1. Hmm, tamam. Eğimi hepsinde birmiş. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi o zaman bu noktaları tek tek yerleştireceğiz. A noktası ne yapacak arkadaşım? Birebir. 1. Sonra D'ye bakacağız arkadaşım. Bak şimdi. A, B, C, D. B nerede? C nerede? En solda olana bakalım bence. En solda olana bakalım. En solda olan nedir? A değil midir arkadaşlar? Evet en solda olan A'dır. Sonra en sağda olan hangisidir? Ona bakalım. En sağda olan da Apsisi en fazla olan D'dir. En sağda olan D, en solda olan A. Evet D, A şu değil bir kere. Ee, D, A evet bu da aynı şekilde. Sonra D, A bu da olmaz. Yani elimizde 3 tane şık kaldı. Ondan sonra en yukarıda ve en aşağıda olana bakalım. Şimdi ordinatına bakacağız. Ordinatı en küçük olan 1 değil mi? A en aşağıda olacak. Bak A en aşağıda olacak arkadaşlar. Burada da en aşağıda. Bak burada değil en aşağıda görüyorsun. Sonra en yukarıda olan noktaya bakalım. En yukarıda olan noktada ordinatı kaç olan var? Ee, B ve C. ikisinde ordinatı aynı. B ve C eşit uzunlukta olacak. B ve C bak şurada. O da D şıkkında mı oldu arkadaşlar? Evet. Noktaları bu şekilde yorumlamış olduk arkadaşlar. Bir de A ile C de Y eşit X doğrusu üzerinden geçtiğinde bu şekilde gösterdik. Evet cevap böylelikle Denizli yaptı. Güzel bir soru. Güzel bir yorum sorusu. Dokuzuncu soru Denizli oldu. Geldik onuncu soruya. Bu doğru orijinden geçmekteymiş. Orijinden geçen bir doğru ne oluyordu arkadaşlar? Y eşittir mx artı c şeklinde sabit sayı olmayacak. Ya da 0 0 sağlayacak hocam diyebilirsiniz. Sabit sayı olmayacak. Yani m artı 2'nin 0 olması lazım. m buradan ne olur? Eksi 2 olur. m yerine eksi 2 yazarsam eğer y eşittir eksi 5x doğrusunu yaptı? Evet. Bu doğru üzerinde apsisi eksi 2 olan noktanın ordinatı nedir diye soruluyor. Apsisi yerine eksi 2 yazacağım. Ordinatı nedir diye soruluyor. O zaman y kaç yaptı? 10 mu yaptı? Aynen öyle. 10. soruyu böylelikle Akçay bulduk. Geldik 11. soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde M noktasında kesişen Y eşittir X ve X eşittir K doğruları verilmiştir. Tamam. Y eşittir X doğrusu üzerinde bulunan birinci bölgedeki N noktası ile M noktası arasındaki uzaklık şuradaki uzaklık verilmiş bana 12. Arkadaşım bu Y eşittir X doğrusu. Öncelikle şunu yorumlayalım. Bu birinci açıortay doğrusu 45-45. Hocam burası da 45 yaptı mı yaptı. Burası da 45 x eksenine k doğrusu olduğundan burası 90 derece. O zaman burası da 45 yaptım, yaptı. M ile N noktalarının apsisleri farkı hangisi olabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ee, apsisleri farkı mı? Evet, apsisleri farkı ne olur diye soruluyor. Arkadaşım şurada şöyle diksizcek olursak apsisleri farkından bahsediliyor bize. Yani şunun apsisi ve şunun apsisi farkı soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi 45 45 90 üçgeni A A ise burası A kök gibi. Evet. Evet, şurası da B B ise burası da B kök gibi. Aynen. Hocam şu uzunluk verilmiş. A kök artı B kök ye eşittir 12 verilmiş. Kök bölsek A artı B 12 bölü kök yapar. 12 bölü kök de nedir arkadaşım? 12 bölü kök de neye eşit olacaktır? Kök G eşitleniyle çarpacak olursa 12 kök bölü 2'den 6 kök eşit oldu. A benden ne isteniyor? Apsileri farkı. Bunun apsisini A birim sağda A noktası burası. Hocam bu B noktası değil. Dikkat et. B bir birim solda eksi B noktası. Apsisleri farkı diyor bize. Ya böyle A'dan B'ye çıkartacağım. Eksi B'ye çıkartacağım ya da eksi B'den A'ya çıkartacağım. A eksi eksi B isteniyor benden. Bu da A artı B mi yapar? Evet. A artı B'yi de biz zaten yukarıda bulmamış mıydık? Yani cevap 6 kök yapar. Dolayısıyla 11. soru Balıkesir yaptı. Ve böylelikle 5. testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 7. 6. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.